Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Birkaç gündür çıkmıyorum, evden dışarı çıkmıyorum hava soğuk diye. Bugün nasip oldu, biraz değişik yerlerden şöyle bir tur yapalım. Sonra ekmeğimizi alıp eve geliriz. Havalar soğuk olunca insanın canavarı çok fazla dolaşmak istemiyor açıkçası. Şimdi buraya niye geldim? Burada bir sürücü kursu varmış. Geçen gün YouTube'da bir küçük arkadaşımız, keşke buraya gitseydin, bizim sokağımızdı, yok amcam orası falan diye bir şeyler yazmıştı. Sürücü kursu amcalarınmış herhalde. Onun gönlü olsun. Onun için buraya bir çekelim. Aynı zamanda yine çocuk parklarına çekeceğiz demiştim. Bakın çocuk parkı bomboş, kimsecikler yok. Gerçi hava da soğuk. Olmaması normal. Şarkıda çocuk parkı var ya. Çocuklarınızı getirebilirsiniz, rahatlar. Çocuklarınızı burada sallanabilir, kaydıraktan kayabilir. Burada vakit geçirmek için, çocuklar için aktiviteler var. Evet, biz yolumuza devam edelim. Bu sepetin telleri ses yapıyordu. Geçen arkadaş sıktı onu sağ olsun. Ne tarafa gidelim? Buradan aşağı gidelim. Güzergahı değiştirelim. Buradan aşağı inersek orada tek çalışma yapıyor. Ne yapıyorlar bunlar? Direklerin tellerini kesiyorlar. Elektrik tellerini yerin altına alıyorlar. Burada öyle bir çalışma var şu anda. Onu görüntülemiş olacağız. Burada tekin görevlisi. Kolay gelsin. Aşağıya mı alacaksınız kabloları? Yerin altına. İşte böyle gezerken, dolaşırken böyle bir yenilik, bir şeyler görüyorsak çekiyoruz. Elektrik telleri yerin altına, görsel olarak da çirkinlik ortadan kalkmış olacak. İyi, gayet güzel. Burada teller var, yerin altından geçemeyeceğim. Ben bu tarafa geçmeyi düşünüyorum ama kesmişler zaten burada. Neyse, biz de düz aşağı inelim. Çok o kadar önemli değil oradan buradan gittiğimiz. Bir yerde de güzel bir şey. Yani kablo kirliliği en azından ortadan kalkmış oluyor. Onun için güzel bir şey yani. Sadece şu lamba direkleri olacak aydınlatma için. Onun dışında kablo olmayacak. Güzel. Bak, burada da kesmişler kabloları falan yerde. Kabloları topluyorlar. Direkleri de yakın bir zamanda kaldırırlar. Artık direk falan yok. Gözüm sende, gönlüm sende, aklım sende, fikrim sendedir. Bize bizden başka söyle kim, kim engeldir? Eğer beni kabul edersen, senin olmak istiyorum. Merhaba dostum, kolay gelsin. İrfan arkadaşım, bu eski berberlerden. Yani buraya da manan mı açmışlar? Manan açmışlar buraya. Şarköy Gaz Meyve Mühendisliği'nin orada dükkanı vardı, kapatmışlar. Gerçi Meyve Mühendisliği Malkara'ya da dükkan açmış galiba, öyle duydum. Ooo, deniz proper. Şahane, dalga falan yok. Hoppa, nakıs panakı, hop. Dalga olmadığı zaman deniz
çekilmiş olduğu buradan belli oluyor. Yaklaşık bir 3-4 metre kadar deniz çekilmiş. Ama dalgalar oğlum geçen gün ta buralara kadar dalga vuruyordu. Çektiğimiz videolarda belli. Bakın deniz çakılların olduğu yerdeydi. Çekilmiş bayağı bir çakılar. Olduğu yerden belli zaten bak. Elimle gösteremiyorum ama siz az buçuk anlarsınız. Bu arkadaş kulaklıkları takıyor, önünde terazi, boyuna şarkı söylüyor. Bakın, hoş bir şey. Seni bir başkasına koyma. Ya, yaşa. Ağzına sağlık. Evet. Hava soğuk. Neyse kendi dünyasında. Her gün orada şarkı söylüyor. Terazi önüne koyuyor. Takıyor kulaklığı. Hem müzik dinliyor hem şarkı söylüyor. Deniz tepsi gibi arkadaş, hiç dalga yok ya. Çok sakin durgun duruyor. Bir gün de şeyi denk getirirsem, bir simitçi var Şarköy'de, onu çekeceğim. Bağırışı var, çok hoş. Kulağa hoş geliyor. Deliyor, geliyor mu gidiyor mu ne, öyle bir şey bağırıyor ama ne dedi belli olmuyor. Slogan açtı yani Şarköy'de, bayağı meşhur oldu. Bak sesini sanki duydum uzaktan. Bak geliyor geliyor. Şansı bak. Tesadüf o. Geliyor. Geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Usta ne diye bağırıyorsun sen böyle şimdi? Yanıyor, geliyor, gidiyor. Anlamadım. Evet, sıcak sıcak. Geliyor. Geliyor, gidiyor, yanıyor. Sönmüyor. Yanıyor, geliyor, gidiyor. Dur bakayım bacık, seninle biz bir sohbet edelim. Geliyor. Ekmeğin de sıçıldı ama. Var bacık şimdiden, evet, sıcak sıcak. Nereye kadar gidiyorsun sen ustam? Elitici aşağı kalamış. Evet. Sonra bu tarafa. Yani her tarafta ben bu sesi duyuyorum. Aynen efendim. Çünkü saat 10'dan sonra Şarköy içi. Şarköy'ün içi. Evet. Ondan sonra? Akbiye, sigortalar. Elimde birisi. Biliyorum anne. Peçete bırakacağım ya. Allah beni götürmez. Sana böyle burada herkes simit diye. Nasıl bağırıyorsun? Bir var bakayım usta. Geliyor. Olay bu. Az önce senden bahsediyordum, biliyor musun videoda? He. Evet. Sen sadece iyi denk geldin. Tamam, görüşürüz. Hayırlı işler abi. Geliyor.
Evet. Tesadüf denk geldi. Onu da çektik. Yalnız bu bisikleti binmesi biraz problem. Alışacağız ama ya. Bir iskele yapalım. Oraya kadar gelmişken. Denizimizi çekelim. Video öyle kuru kuruya olmasın. Denizimiz de çıksın yani. İnşaat köyde biraz da şey oldu. Ekol oldu yani, o sesi millet duyuyor her tarafta. Hasan abi! Ne yapıyorsun paşam, Malkara Keşan? Kimseye bir şey yapmıyorum. Şimdi normalde biz de çocukluğumuzda simi sattık. Yani yapmadık değil. Ben nasıl bağırdım? Simit ya, yani ya, taze taze simit isteye. Öyle bağırıyordum. Bu simitçiler geliyor, gidiyor, yanıyor, bir şeyler diyor. Her yerde duyuyoruz. Evet arkadaşlar, denizimiz gördüğünüz gibi. Denizin gibi oradan görünüyor. Şahane bir görüntüsü var. Balık tutacaklar. Allah razı olsun biraderimden, bisikletimden çok memnunum. Hiç ses çıkmıyor. Tıkır tıkır çalışıyormuş ama. Denizin dibi görünüyor buradan, harika bir görüntüsü var. Ama burada çok fazla durmuş önce. Kışın o dalgalarda ne yaslandım burada ya. Bu korkulukları tekrardan çekin diye birisi yazmış yorumlarda. Valla arkadaşlar, korkulukların durumu bu. Kimi yerde yok, kimi yer kırık dökük. Ciddi bir bakım istiyor. Bakım da genelde kış aylarında, yani bu zamanlarda yapılırsa yaza kadar bu iş çok rahat biter. Ya bırak, bu çocuklar işte tehlike arz eder bunlar yani. Çocuklar oynarken düşer. Korkuluklar bakım istiyor. Sağ sol, çift taraflı korkulukların bakım ihtiyacı var. Deniz gördüğünüz gibi harika. Bakın, tepsi gibi dibi görünüyor. Berrak tertemiz. Ne müsilaj var, ne şey var, deniz anası var, hiçbir şey yok. Berrak tertemiz. Bakmış herhalde, kefal tutacak. Burada görüntü de şahane. Hoppa.
Evet. Şöyle meydana alışırken burada bitirelim diyorum yayını. Ondan sonra videoyu daha doğrusu. Rahat rahat eve gideyim. Ekmeğimizi alalım. Soğukta çok fazla dolaşılmıyor ya. Mesela bak elim şu, ayağım şu. Şarköy Belediyesi'nin şu parke taş olayından mutlaka vazgeçmesi lazım. Mutlaka. Hiçbir şeye benzemiyor. Her halükularda bunlar bozuluyor. Yap asfalt kardeşim, olay bitsin ya. Altyapısı biten yerlerin asfaltla. Öyle kalın asfalt da değil. İki parmak kalınlığında iki defa üst üste asfalt yapacaksın. Kesinlikle bir şey olmaz. Eskiden çocukken görüyordum, bizim mahallede de asfalt yapıyorlardı. Kalın asfalt döküyorlardı 15-20 santim. Geçip gidiyorlardı. Ama şimdi ben görüyorum, Bursa'da çok kez gördüm. İki parmak kalınlığında ince bir asfalt yapıyorlar. Üstüne tekrardan silindir geçtikten sonra bir daha aynı şekilde asfalt döküyorlar. Şahane oluyor. Bu parke taştan bu iş olmaz. Yani ilk yaptığında güzel görünüyor. Ondan sonra çok çabuk deforme oluyor. Birçok yer bozulmuş zaten. Burada da elektrik kablolarını direkleri falan takıyorlar şu kadar. Çalışma var ya buralarda. Mert Ekmek Fırını az kaldı. Efendime söyleyeyim, oraya gelince çekimi bitirelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza yer alabilirsiniz. Sağ altta abone butonuna dokunup abone olursanız sevinirim.